hafta sonu da dedik ki teknemizi temizleyelim, çıkalım, hava müthiş, bir de orman dağ havası alalım dedik. Şimdi çok güzel bir yere geldik. İstanbul'a yakın bir konum burası. Bir saat. Aynen, bir saatlik yakın bir konumda. Rahatlıkla gelip burada kamp yapabileceğiniz, aynı zamanda da göl kenarında, şöyle de orman içerisinde göstereyim size. Müthiş. Ya en sevdiğimiz kamp alanları zaten şey, hem orman hem göl olan yerler ya da deniz olan yerler. Çok güzel bir yer burası. Evet. Tam bir saat uzaklıkta İstanbul'a gelip kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Şimdi göstereceğiz. Zaten. Arkadaşlarımıza bir kamp yapalım dedik. Şimdi gittiğimizde orada ekibi de sizlerle paylaşırız. Keyifli bir kamp olacak. Biraz kafa dinleriz. Yarın tekrar teknemize geri döneriz. Misafirlerinden memnun musun? Memnunum. Hoş gelmişler. Öyle bir anda gelince de. Ben öyle bir anda videoya başlarım. Harikasınız vallahi. Seni doğal yakalamak istedim. Kameraya karşı konuşmak da harbiden zor. Evet. Mandalini beğeniyor musun? Zor değil. Evet, bunu yorum kısmına bırakın lütfen. Mandalini beğeniyor musun? Neden YouTube'da yoksun? Anlat biraz bize. Aslında YouTube'a bir ara girdim. Evet. Ama ben mandalini tek başıma yollarla seyahat ediyorum. Ya yani arabayı mı kullanayım, kamerayı mı tutayım falan derken bir denedime yaptım ama 4 tane videom var şu an. İlerleyen süreçlerde inşallah tekrar YouTube'a dönmeyi düşünüyorum. Bence de dönmelisin. Artık yanıma bir partner mi olur, biri mi olur bilemem. Yani yalnızlığından yakınıyorsun. Buradan bence duyurulur. Sana çift lazım. Nasip artık bakalım. Ya bu minnoş araçımız, bak şurada bir Instagram adresi. Mandaliniz. Çok güzel de dizayn etmiş. Plakası. Burada akşam güzel bir doğum günü partisi yapacağız. Evet, yapacağız. Sonra film seyredeceğiz. Sonra film seyredeceğiz. Bu aracı bu arada kiralayabiliyorsunuz yani. 3 saatlik mi veriyorsun? Böyle gece sineması yapabiliriz. Sineması, evlilik teklifleri, sürprizler. Zaten sürprizlerle dolu bir karavan. Evet, sürprizlerle dolu bir karavan görüntü olarak. Akşamı bekleyin, sürprizler. Akşam çekeceğim. Sevel aracını buraya çekti, biz de buraya çektik. Sincap'ım da orada YouTube'la uğraşıyor. Hava da mükemmel. Ateş yakıldığı zaman kamp başlar demişler. Ya. Şunu bir silkeleyelim. Tamam. Gerçekten mi? Evet, Seval'in iş birliğini görüyoruz şu an, yakalandı. Evet, o şekilde gerçekten. Dün bir fırtına koptu burada. Hep toz toprak içmek. Seval bunu bir... Bak nasıl silkeliyorum bak. Tamam, hadi seyredin. Baksana, bezdirdin. Tarı bezdirdi. Çok yaklaşmayalım ya. Ya da ha, geri alalım biraz, evet. Böyle. Yok, böyle iyi ki ateş yandığı zaman oyun oynuyor bu kız. Burası harika bir yer. Seval'im yine yanımda. Her zaman. Her zaman. Biraz keyif yapacağız artık. Akşamki ambiyansı da sizlerle paylaşacağım. Burası hem İstanbul'a çok yakın, yani 40 dakika falan sürüyor. 40-45 dakika rahatlıkla gelip burada kamp yapabilirsiniz. Biraz sular da çekilmiş. Normalde aslında biraz daha öne doğru, ilk defa Esenceli tarafındaki barajı bu kadar çekilmiş görüyorum. Burası keyifli. Alan olarak da çok geniş. Dağılabilirsiniz rahatlıkla. Burada kamp yapabilirsiniz. Keyif yapabilirsiniz. Şu an günübirlikçi de çok. Hatta şu etrafı göstereyim. Kalabalığı. O büyük ihtimalle bunların hepsi akşam gidecek. Hazırlıklara başladık. Herkes kuruluyor. Seval çadırını açıyor burada. Gün batımı. Gülçin çadır açıyor.
Ben geziyorum ortada. Tarık da perdeyi kuruyor. Tarık da şimdi perdeyi taktı. Akşam filmi izleyeceğiz. Evet, biz filmi burada izleyeceğiz. Terasımızda. Üst kısımda. Üst katta mı izleyeceğiz? Evet, burada filmi izleyeceğiz. Siz orada yerde oturun ateşin başında. Ben şimdi terasın minderlerini çıkartıyorum. Çadırın içerisinde bulunan minderleri. Böyle koyacağım ve buraya oturacağım. Hava çok güzel. Bırak resmeyi, Seval. Çiçekler açtığında ezip geçsen de bum senle. Mutlu yıllar. Gün geçmem yoluna. Ya çok güzel. Seviyoruz seni çok. Ben de sizi seviyorum. Ve günaydın. Günaydın. Sucuklu tostlar hazırlanıyor. Bize kahvaltı mı hazırlıyorsun? Evet, kahvaltı hazırlıyorum. Ya. Seval'de bize, kahvaltı için kahve mi yapacak acaba? Evet. Daha uyanamadı. Zeki de üstünü değiştiriyor. Dün daha kalabalıktı. Bugün biraz sakinleşmiş burası ama. Yine şöyle. Vay ya, artık burası keşfedildi ya. Bu arada buraya az önce bir tane ağacın üzerinde gördük. Telefon numarası var. Minik market, kömür, çekici, odun gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir hizmet sunulmuş buraya. Telefon numarası bırakılmış ağacın üzerine. O yüzden buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Geldiğinizde de odunuz, kömürünüz, her şeyiniz hazır. Aynen. Biz o zaman bir kahvaltımızı yapalım. Sonra belki bu araç hakkında bize biraz bilgi verir. Kaç yaşındadır, ne iş görür, boyalamak... Hazır mısın? Of. Biz hazırız. Bak 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 ya. Çift kaşarlı mı o? Çift kaşarlı. Bu kadar. Bu iş tostayız diyorsun. Artık olduk. Vay be. Olduk diyebiliriz. Bu arada normalde önce kadınlar, tamam mı? Ama bunlar. Biz doymadan size yapamayız. Aç ayı oynamaz. Biliyorsunuz. Ay olduğumuza göre. İyi hadi bakalım. Sıra darısı başımıza. Darısı başımıza. Afiyet olsun. Güzel mi Zekim? Bir parça da bana vergi için affedebilirim. Teşekkürler. Değişik bir şeymiş ya. Biz bunları tost makinesinde çevireceğiz. Çok güzel oluyor bunlar. Evet, bu çok güzel oluyor. İçindeki peynir eriyor. İçeriz. Seval'in arabasının içine bakalım. Çok güzel. Ne gergin garaj döktürmüş. Değil mi? Çok güzel yapmış mutfağı. Çok iyi. Saçların çok uzamış. Aa evet. Sakallarımdan çekildi. Sakalların ve saçların. İyice şey olduk ya. Orman kaçkın. Orman çocuk. Şu aracı nasıl toplayacağız şimdi? Çok basit, en sevdiğim. Çok seviyorum bu arabayı toplamayı. Nereye gidiyoruz şimdi? Evimize. Tekneyi aldığından beri kamptan. Hemen tekneye gitmek istiyor. O zaman biz şöyle bir yürüyüş yapalım. Kahvelerimizi alalım. Bak. Seval'imin kahveleri. Güzel bardaklarımızla, kuksalarımızla. Aslında biraz sarı yormak istiyorum. Düzelttin mi saçını, başını? Kendini. Şu an ekran uygun musun yani şu an? Sanmıyorum. Her tarafınızı aldım. Bize biraz belki kamp hayatın, yani kendi kamp hayatın hakkında bilgi verirsin. Aracın falan. Evet, verebiliriz.
Yani belki hani takipçilerimize. Ben şöyle anlatayım. Kamp hayatına lise zamanlarımda başlamıştım. Hı hı. İzcilik Federasyonu'nun izci kamplarına gidiyordum o zaman. Evet. 40 tane izcim vardı. Liderdim ben. Oo, evet. Ben de izciydim. Valla? Aha. Zorunluydu sonradan da çıkmak, seni de çıkartmamışlardı. Sonra izcilik yani 3 sene kadar devam etti. Ardından arama kurtarmacı olmaya karar verdim. Hı hı. İnsanlara faydalı bir şey olayım. Hani aa, çok iyiymiş. İnsanlara bir faydamız dokunsun. Evet. Düşüncesiyle. Çok iyiymiş. Tabii sürekli çadırda kaldığımız için bir süre sonra insan şey diyor hani, evet, yüzlerce çadır kurduktan sonra diyorsun ki yani hazır bir şey yok mu yani? Şey diyorsun, yüzlerce çadır kurduktan sonra diyorsun ki hani hazır bir şey yok mu, şöyle bir çekeyim de hemen yatak hemen olsun. Hemen rahat rahat yani oturayım, mutfağım yatayım. Mutfağım şurada olsun falan filan. Otomatikmen kamp hayatının getirisi bir karavan hayalin oluşuyor. Evet, daha pratik, her şeyin yerli yerinde olduğu bir şey. Aynen öyle. Toplama da haliyle işte ben de antika, eski şeylere de merakım çok. Hı hı. Zaten odamda hep böyle mandalinin, yani emsallerinin, fotoğraflarının, posterleri falan odamda hep vardır. Hep bir hayaldi yani benim. Bu rengi de seviyorsun. Tabii çok seviyorum. En sevdiğim renk. Evet, çok güzel bir ton. Evet. Turuncu tonu. Mandalin tonu. Mandalin turuncu tonu. Sevilen, enerji veren bir renk. Doğada özellikle yeşille uyumu çok güzel olduğu için enerji verebiliyor. Hem de dikkat çekici. Hem de dikkat çekiyor. Ama yani çok da dikkat çeksin mantığıyla değil de işte enerji verdiği için. Enerji verdiği için, doğayla bütünleştiği için. Aynen. Senin rengin de beyaz, seninki de bence dikkat çekiyor. White Angel değil mi? Evet. Bence de. Pembe kanatlarımla. Biz de sarı. Telefonumun kabı bile turuncu. Kabı. Benim de sarı, senin arabanda ama. Şarj oluyor. Ve kaç yıllık bu araç? Bu araç 72 model, yani 51 yaşında. Yarım asırlık. Vay be. Yarım asırlık. O zaman 4 senedir beraberiz. Çok zorluyor mu peki seni arızaları? Çok zor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hep şimdi genelde keyifli anları paylaşılır ya kampın. Gidersin, o güzel konsept paylaşılır. Herkes sanıyor ki dışarıdan izlendiğinde, of ya ne güzel eğleniyorlar, ben de kamp yapayım, ben de bir çadır alayım, ben de bir karavan alayım. Bir de bunun aslında arka kısmı var. Arka kısmında o aracı. Çok zor arkadaşlar. Daha iyi de yani. Yani 2 ay sanayi, 1 hafta kamp. Aynen. Öyle düşünün. 2 ay sanayide sizlerin o 1 hafta keyiflik izlediği şey için 2 ay sanayide yatıyor araçlar. Bakımları, her şey çok zor. Bizim aynı şekilde bizim yaptığımız kamplar da öyle. Keyifli anları paylaşıyoruz ama bunun işte odun toplamak, yer seçmek, ateş yakmak, çadırı yemek kapatmak, yapmak, evet, bulaşık yıkamak. Ama ne var? Ayrı bir şöyle şey. Bir şey var. Bunun altına hani niye bu kadar sıkıntı çekiyorsun madem? Bırak kardeşim, ben seviyorum. Bırak bu işi ben falan. Ben çok seviyorum. Dersin. Sevgi işte. Seviyorum. İşin tılsımı sevgide, evet, başlıyor. Eğer seviyorsan her türlü ceremesine, evet, katlanıyor. Başka bir yerde alamıyorsun bu enerjiyi. Burası aynen benim öyle için şey, enerji. Yani bütün bir hafta içi o yoğunluğu, yorgunluğu, bir tekne, bir kamp. Yani vazgeçemeyeceğim bir şey. O yüzden zaten yaşam alanı olarak, aynen, tekneyi seçtik. Bir ayağımızı denize koyduk, bir ayağımızı da kampa. Sizin böyle de çok radikal edeceğiz bir karar ama ya. Çok güzel tekne oldu. Gerçi ben tekneye geldim. İnanılmaz güzel. Sen bilmiyorsun ama o kadar böyle minimal ve her şeyi çok kolay bir şekilde halledebilecekleri şekilde dizayn etmişler. Evet, evet. Ben sözü aldım. Ben çok beğendim. Orada bir misafirliğe geleceğim inşallah. Tabii ki de bekliyoruz. Gel. Öyle güzel. Gel. Bir kampı geride bıraktık. Artık toparlandık. Her şeyi topladık. Geri dönüyoruz. Teknemize, evimize gideceğiz. Keyif aldınız mı kampta? Muhteşem. Önceki bizi ağırladığın için, bizi çağırdığın için teşekkür ederiz. Çok, çok güzel bir karavanım var. Teşekkür ederiz Tarık'cığım. Dün akşamki organizasyon da çok güzeldi bu arada. Organizasyonlar yapılıyor bu araçta. Evet. Biraz yani bilgi verelim. Böyle özel günlerin için, doğum günü veya
stabil böyle deneyim olarak gece sineması isterseniz böyle bu karavanla size imkan sağlar. Doğum günleri, evlilik teklifleri gibi organizasyonlarda bu aracı kiralayabilirsiniz. Sanırım 3 saatlik bir şey var. 3 saat kiralayabilirsiniz. Çok güzel bir konsepti var. Hem farklılık arıyorsanız da bence tercih edilebilir. Biz artık toplandık, gidiyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bye bye.